Mehmet Göktaş, Doğru Haber Kudüs hakimini değil, hakemini arıyor. Hakimiyet daha ziyade kuvvetle elde edilen bir neticedir. Her ne kadar hakimiyetin uzun süreli olabilmesi için başka erdemlere de gerek duyulsa da kuvvet bu işin olmazsa olmazıdır. Fakat hakemlik aynı kelimenin bir türevi olmasına rağmen daha başka bir şeydir. Hakemliği Kudüs bazında ele alırsak hem bu kelimeyi hem de Kudüs'ün ne olduğunu biraz daha iyi anlarız. Kudüs, peygamberlerin önemli bir bölümünün yaşadığı, bazılarının uğradığı ve bir kısmının metfun olduğu, dolayısıyla dinlerini tebliğ edip hayata geçirdiği mukaddes bir beldedir. Yeryüzünde peygamberlere iman eden insanlar da kendi aralarında sırasıyla Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar olarak malumunuz üçe ayrılmış durumdalar. Böyle olunca Kudüs sadece bir hatıra olarak değil bu üç dinin en önemli merkezlerinden birisi durumundadır. Bu üç dinin mensupları da Kudüs üzerinde hak iddia ede gelmişler, yerine göre ona hakim olmuşlardır. Fakat Müslümanların Hazreti Ömer'le başlayan, ikinci defa Selahaddin Eyyubi ile devam eden ve Osmanlı dönemlerindeki Kudüs'teki yönetime dikkatlice bakıldığında Müslümanların sadece Kudüs'ün hakimi değil, aynı zamanda hakemi olduğu görülecektir. Bu dönemlerde hangi Hristiyanın hangi ziyaretine ve ibadetine engel olunmuştur, hangi Yahudi'ye bir zorluk çıkarılmıştır? Yani Kudüs Müslümanların hakimiyetiyle birlikte aynı zamanda hakemliği altında bütün misyonunu korumuştur. Fakat iplerinden boşalıp akın eden Haçlı sürüleri Kudüs'ü ele geçirdiklerinde sokaklar Müslüman kanıyla dolduğu gibi sayısız Yahudi de Haçlıların katliamına uğramıştır. Yahudiler sadece Kudüs'te değil, başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok yerinde Hristiyanların katliamına maruz kalmışlardır. Şimdi söyler misiniz, Hristiyanlar Kudüs'te hakem olabilirler mi? Daha az nüfusa sahip oldukları için belki Yahudilerin Hristiyanlara bir katliamı söz konusu olmayabilir. Fakat bununla beraber Kudüs ve civarında hayatlarını sürdürmüş olan Hazreti Meryem'e ağza alınmayacak iftiraları atan Hz. İsa aleyhisselamı yalancılıkla ve Yahudiliği bozmakla itham eden Yahudilerin Kudüs'te hakem olmasını hangi Hristiyan kabul edebilir? Peki Filistinlilere yıllardır kan ağlatan bu Yahudileri Müslümanlar hakem olarak kabul eder mi? Aslında insaf ve izan sahibi Hristiyanların da Yahudilerin de Müslümanlara şöyle demeleri gerekmez mi? Madem ki siz Hz. Musa'ya ve Tevrat'ta adı geçen bütün peygamberlere iman ediyorsunuz, bunun aksini küfür sayıyorsunuz. Madem ki sizin Kur'an'ınızda dört defa Muhammed ismi geçmesine rağmen yüzden çok Hz. Musa'nın adı geçiyor, o halde Kudüs'te siz hakem olmalısınız. Aynı şekilde Hristiyanlar da Müslümanlara gelerek, madem ki sizin kitabınızda muhteşem bir Meryem anlatılıyor, madem ki bir Meryem suresi var, madem ki bir maide Hz. İsa için indirilen bir sofra var, bir Ali İmran suresi var, Madem ki mucizelerle desteklenmiş bir Meryem oğlu Mesih var, o halde Kudüs'te hepimize hakem olmalısınız demeleri gerekmez mi? Peki hayal mi benim bu beklentim? Onlar böyle bir şey yapar mı dersiniz? Bizim böyle olduğumuzu biliyorlarsa, kendimizi bu şekilde anlatabilmişsek niye olmasın ki?